Oo, kaçaklar sonunda kürkçü dükkanına teşrif ettiler. Neredeydiniz bu saate kadar? Doğukan'la anaoğul baş başa yemek yedik, ne var? E haklısınız tabii, siz de baş başa kalamıyorsunuz değil mi oğlunla bu evde? Biz size rahatsızlık veriyoruz. Evet, evde huzur mu bıraktınız? Sen de o yüzden mi ihanet ettin bize? Söyle, çekinme. Neyi? O öğretmen bozuntusunun burada olduğunu, Emir'e haber verdiğini mesela. O kadının buradan kaçmasına yardımcı olduğunu anlat, dinliyorum. Ne saçmalıyorsun sen? Kerim oğluyla birlikte bütün gün evde değildi. Kız delirince Gülendam da yanından ayrılmadı. Kim kalıyor geriye? Hı? Ya sen ya oğlun. Doğukan'ın bu işte bir ilgisi yok. Elif'in çıkmasını ben sağladım. Ne dedin sen? Geç, geç. Ne oluyor ya? Ay kızımca kıyamet kopacak birazdan. Niye ki anne? Leyla öğretmeni bırakmış. Ney? Ya Leyla mı artık oğlu mu bilmiyorum, tam anlayamadım onu. Sen bizim arkamızdan kuyumuzu mu kazıyorsun? Burada nelerle uğraştığımızın farkında mısın? Yazık. Ben biraz olsun anladığını sanmıştım. Ben farkındayım zaten abini doldurduğunu. Emir'in de senin de tek derdin onu bizden ayırmak. Sizden değil, senden. Emir'in de benim de yaptıklarımı sıfırlamayı başarmışsın yine. Bravo sana. Abimi yine hakimiyetin altına almayı başarmışsın. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Ben kimsenin hakimiyeti altında değilim. Ben Ekrem Baykara'yım. Kimsenin sözüyle hareket etmem. Öyle mi? Dikkat et Leyla. Haddini aşıyorsun. Haline, tavrına dikkat et. Anlamadım ki zaten nasıl bir insansın. Bu çatının altında benim ekmeğim... Yeter! Annemin hiçbir suçu yok dayı. Elif Hoca'yı odadan çıkartan benim. Annemin haberi bile yok. Doğukan, oğlum şimdi sen delikanlılık yapıyorsun, anneni korumak istiyorsun ama annen zaten niyetini de, suçunu da itiraf etti, söyledi yani. Hayır, korumak için değil. Doğukan bırak. Anne izin vermeyeceğim. Müsaade et, bu kadarını yapayım oğlum. Daha ne kadarını yapacaksın acaba? Hı? Biz sırtımızı dönemeyecek miyiz size bu evde? Ekrem, ben böyle ihanet görmedim. Leyla. Aklını başına al. Yok almayacaksan ara kocanı gelsin. Beş parasız kovarım sizi bu evden. Bundan sonra gider o kardeşinin kapısında dilenirsin. Ne de olsa bir siz kaldınız koca kaçmadığı, değil mi? Peki. Öyle olsun. Ekrem, gördün değil mi? Ne dedim ben sana? Hala bu evde tutacak mısın Leyla'yı? Macide yeter. Diyeceğini dedin, yapacağını yaptın. Doy artık. Yok ben sadece... Hep senin dediğin olacak diye bir kaide yok. Leyla bu evde kalacak, bitti. Yavaş yavaş boğulacaksın. Ben gördüm, yoruldum da. Daha bu aileye ihanet edersen seni doğduğuna pişman ederim. Ben bugün okulda yaptıklarından haberim var. O kadın bu ailenin düşmanı. Sen de ailen de yıllardır bu evden ekmek yiyorsunuz. Bunu sakın unutma. Bundan sonra bu ailede ihanete af yok. Şükran, sen de kızına sahip çık. Tamam Macide abi, biz konuşuruz onunla. Bu kadın da artık iyice zıvanadan çıktı ya. Bu ne ya, bu ne? Haklı anne, haklı. Haklı. Biz burada ne hallere giriyoruz? Bunlar okulda velileri organize ediyor. Öğretmen gitmesin diye bilmem ne. Allah Allah ya. Bana söyler, ben keserim cezasını. Ana bak, sen şımartıyorsun bu kızı. Ben de sana bunu söylemiş olayım ha. Ağlama, tamam geç. Ağlama, geç otur şuraya. Bana bak, bir daha o öğretmenin işine karışmayacaksın. Duydun mu ha? Karışmayacaksın. Okula gidip geleceksin. Bizi düşürdüğün şu duruma bak.